Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. 1996'dan bu yana önce Airex'ti, şimdi adı İstanbul Air Show. Bu fuar Türkiye'deki sivil havacılığın gelişimi de aslında yansıtan bir fuar. Bugün Atatürk Havalimanı'ndayız. Gelin şöyle bir fuarı dolaşalım. Hangi şirketler katılıyor, neler var? Birlikte fuar gözlemlerimi sizlerle paylaşayım. İstanbul Air Show dediğimiz zaman ağırlıklı olarak iş jetlerinin, özel uçaklarının sergilendiği bir fuar bu. Hemen şurada arkamda Falcon 8X tipi özel jet var. Koç grubuna ait, Set Air şirketine ait. 3 motorlu bu uçak oldukça uzun menzilli. Aynı Gulfstream Global serisiyle birlikte Türkiye'de iş adamlarının sahip olduğu en uzun menzilli iş jetlerin arasında yer alıyor. Koç grubu yaklaşık ortalama 3 yıl, 4 yıl uçak veya helikopterlerini kullandıktan sonra yeniliyor. Bunları yenileriyle değiştiriyor finansal açıdan. Böyle bir program içerisinde ve son yıllarda önemli bir filo için alım yapmış durumda. Hemen yanında ise Falcon 2000 LX var. 8X'e göre menzili biraz daha kısa, gövde boyu biraz daha kısa bir uçak. O da orta kapasiteli pazarda kendine önemli bir yer edinmiş, önemli bir model. TC TOS, daha önceden bu uçak el değiştirdim bilmiyorum. Tosyalı Holding'indi bu uçak. Ama iş adamları bunları satabiliyorlar, ikinci el olarak değerlendirebiliyorlar. Ve bu pazar da oldukça hareketli. Pandemi zamanında iş jetlerine çok ciddi bir talep ortaya çıkmıştı. Ve iş adamları, havayolu şirketleri seferlerini durdurduğu için ve tabii ki kendi daha steril bir alan tercihleri nedeniyle iş jetlerine ağırlık vermişlerdi. Bu açıdan iş jetleriyle ilgili talep tekrar yükseldi. Ama tabii ki tüm havacılıkta olduğu gibi en büyük problem üretim konusundaki eksiklikler. Üretimle ilgili derken de işte bir uçağı yapıyorsunuz, motor, aviyonik, diğer sistemler. İş jetlerinde kabinler çok önemli ve bu kabinleri belirli bir standartta korumak ve bunlara dönük üretim yapmak çok önemli. Bunlarla ilgili tedarik problemleri askeri havacılıkta, hava yollarında olsun, iş jetlerinde aynı problemler oldu. Bu arada tabii pazara yeni modeller girdi. Onlardan bir tanesi Dassault'un yeni iş jeti modeli 6X. 6X testlerini tamamladığı yeni bir gövde, hatta üzerindeki cam sistemiyle birlikte iş adamlarından da oldukça yüksek ilgi gördü. Sonuçta ekonomik kırılımlar, bu konuyla ilgili ekonomik büyüme, kırılım iş jetlerinde etkiliyor. Ama sonuçta düşünün, çok paranız var. Keşke bizlerin de olsa, hepimizin olsa. İstediğiniz zaman, istediğiniz yere sizi özel jetiniz bir yere götürüyor. Ve bu gerçekten biz faniler için çok çok keyifli, önemli bir şey, ama paraları da bir o kadar yüksek tabii ki. Fuarı gezdik, paramız da çok, bir iş jeti beğendik, satın alıyoruz ama nasıl işleteceğiz? Genel havacılıktayız. Nasıl işletiyoruz? Size mi veriyoruz işletmeyi Serkan Bey? Biraz detayları bile anlatır mısınız bize? Öncelikle uçak almayın, kiralayın. Filomuzda olan 33 uçaktan biri sizin için her zaman iş görür. Muhtemel hesabını kitabını yapsak daha ekonomik olacak gibime geliyor. Diyebiliriz ama demeyebiliriz. Ama kendi yolcularınızın gizli kalması, operasyonunuzun sizde saklı kalması adına kendi uçağınızı alma durumu olduğunda önce alternatif uçakları size sunuyoruz. Siz bir filo planlama maliyeti tabii nedir? Öncelikle, nerede baktıracaksınız eğitim? Onların hepsini sunuyorsunuz değil şöyle, mi? Öncelikle şöyle başlıyor süreç. Uçak almak isteyen, uçak sahibi olmak isteyen patronla gidip uçacağı alanları, ne kadar mesafeyi kat edeceğini, menzillerini ve kaç yolcuyla uçacağını optimum olarak hesaplayıp bütçe dahilinde ona çeşitli alternatifler sunuyoruz. Kendi psikolojik yapısı veya talepleri doğrultusunda stand-up kabin mi yoksa biraz daha ufak kabinde daha ekonomik uçmayı mı istiyor, bunları tespit ediyoruz. Ondan sonra elimizdeki bütçeyle alternatifleri sunup kendisine demo uçuşları yapıyoruz. Filomuzdaki çeşitlilik bu demo uçuşları ve gelip görmesi açısından bizi biraz daha avantajlı hale getiriyor. Ondan sonra aday uçağı Türkiye'den veya yurt dışından bulup uçak üzerinde teknik incelemeleri yapıyoruz. PPI dediğimiz pre-purchase'larına baktıktan sonra gerekli survey ve raporlarını yapıp kendisine hem finansal olarak ihtiyaç duyarsa veya uçağın ederi, değeri yerindeyse
uygunluğunu bildirip devamını yapıyoruz. Bu süreçte uçak hazır oluncaya, millileşinceye kadar eğer Türk bayraklı olacaksa veya yabancı bayrakta, yabancı kuyrukta tutacaksa alternatiflerini sunuyoruz. Biz Türkiye'de hem Türk sivil havacılığına tabi hem San Marino'ya tabi hizmet verebilen nadir firmalardan biriyiz. Bakım yetkimiz de ikisi için müsait. Buna devam eden süreçte ekiplerini ayarlıyoruz. İşte pilot ekibini, kabin memuru nasıl olacaksa bunların ayarlamasını yapıp eğitimlerini yapıp bir an önce hazır hale getiriyoruz. Yani bir şirket kurmak yerine sizden her türlü hizmeti... Şirket kurmak şöyle, uçak sahibi şirketin kurulumu gerekiyor. Yok, bir havacılık şirketi, lisans alalım, sertifika alalım. Uçağı görüp tespit edip Türkiye'de uçurmaya başlayıncaya kadar, uçmaya başlayıp da ticari uçuşlarına yani üçüncü kişilere kiralık verinceye kadar tüm hizmetleri A'dan Z'ye, bakım, hangarlama, Sabiha ve Atatürk'te bizim toplam 8 adet hangarımız var. İşletme tamamını tek çatı altında verebiliyoruz. Dediğim gibi biraz evvel bahsettiğim çok fazla çeşit olması ve filodaki uçak sayısının fazla olmasından kaynaklı olarak pilotları paylaştırma, işte yedek parçaları swap etme konusunda destek olabiliyoruz. Hedefimiz uçak sahibinin minimum yerde kalması. Bakım sürecinde veya bir aksi bir durumda, bir arıza durumunda, herhangi bir havalimanında kaldığında arkamda gördüğünüz bize ait olan citation'dan parçaları teknik ekibi uçağın içine koyup akşam bir arıza olduysa sabah kahvaltı edilinceye dek kendi uçağını hazır edip tekrar uçağa sokmak için bir hedef içindeyiz. Mümkün olduğunca en az yerde yatmasını sağlıyoruz uçakların veya uçak sahibinin minimumda uçaksız kalmasını sağlıyoruz. En büyük şansımız bu uçaklarla uçmaya alışmış birinin, o zamanı optimum düzeyde kullanmaya alışmış birinin bir daha bunu bırakmak istememesi. Son sorum, merakım... Zannetmiyorum son olduğunu. son sorum diyelim. Meraklı için, izleyicilerimiz için soruyorum. Bir saatlik uçak ve helikopter kiraları kaçtan başlıyor? Dolar olarak helikopter mı? Helikopter dediğiniz tek motorlu bir helikopter $1,000 başlar. Çift motorlu da 3-4 bin dolara kadar saatlik maliyeti vardır. İş jetleri işte 6 yolculu citation'lar aşağı yukarı 2200-2500'den başlar. Çift kabinli, 3 kabinli büyük işte Falcon 7X'ler, Bombardier'ler, Gulfstream'ler 12-13 bin dolara kadar çıkar. Uçtuğunuz yere, uçtuğunuz yerdeki uçağın iniş ve kalkışta ve terminal kullanımında doğacak masrafları hesaba katarak söylüyorum bunları. Ne yapalım, seni dolaştıralım mı biraz burada? Ha? Seni dolaştıralım mı? Gel, ilk röportajı ben seninle yapayım. Gel, gel. Şimdi Gözen'in tabii uzun yıllardır havacılık konusunda özel eğitimli köpekleri var. Ben yıllar önce sizin eğitim merkezinize, çiftliğe gitmiştim. Bize havacılıktaki bu köpekler sertifikalı değil mi? Tabii. Nasıl eğitimden geçiriyorsunuz? Kısaca alabilir miyiz? Şöyle, emniyetin düzenlediği bir sertifikasyon sınavımız var. Bu iki etapta oluyor. Eğer havacılıkta çalışmasını istiyorsanız kargo sınavı da ekstradan bir sınava daha girmesi gerekiyor. Kargo sınavı, sınava tabii, giriyor. Tabii, köpekler sınava giriyor. Sınavda belli maddeleri, sayısını falan yani her şey yaptıktan sonra, bulduktan sonra köpek sertifikasyonu alıyor ve göreve başlayabiliyorlar. İdareciyle birlikte alıyorlar ama. Yani idarecisi var köpekle tabii. Birlikte. Tabii. Alıyor, şimdi teknoloji gelişiyor. Bir sürü yeni teçhizatlar geliyor ama hala köpekler ön planda. Ne avantaj sunuyor? Daha ergonomik, daha seri. Cihazlar birazcık şöyle söyleyeyim. Yani köpeği her yere taşıyabiliyorsunuz. Bazı cihazları taşımak da zor oluyor. Ve zaman konusunda çok karlı bir şey. Yani köpek daha seri ve hızlı şey yapıyor. İnsan hatasını olmuyor. Muhtemel tabii. Yanılma payları çok düşük. Cihazlarda da var. Yani cihazlarda da hata veren ya da kirlenme, bulaşılma oluyor ama köpekler o konuda birazcık daha iyi. İşte görüyorsunuz, işte bir sürü teknolojili, 3 boyutlu taramalar, cihazlar ama bu küçük dostlarımız hala çok aktif olarak görev yapıyor. Geçen yıl Türkiye'de Türk Hava Yolları ile çok önemli bir uçak siparişine imza attı. Bugün de İstanbul Air Show'da A
220 tipi bölgesel uçağını getirdi ve burada sektöre tanıtıyor. Simon'la beraber gelişmeleri konuşacağız, neler var. Hem sivil tarafı soracağım, hem askeri tarafı soracağım. First of all, I want to start my question for A220. What do you see for the future market of Turkish regional aircraft? We believe the 220 fits what we call thin routes. So doing direct flights from smaller cities in and around Turkey in about a 4-hour flight region, which for Turkey, because Turkey is, as you know, the center of the world, it is still quite a big market. And this aircraft generally is used to open routes up, and then later on when it becomes full, you replace it with a 320 or 321. And my second question will be about the Airbus 350. Turkish Airlines open a very long distance routes, starting flights to Australia. Sydney is on the spot, and they are looking for some direct flights, and I think next year they deliver the 350-1000. What is the difference between 900 and 1000 series? Okay, so three questions there, I think. Firstly, 350, Turkish Airlines is, I think, now going to be the biggest operator of A350 in the world. So we're very proud that Turkish Airlines has chosen us to do its long haul fleet with 350. The question about Australia, which is, I think, very exciting for a lot of people in Australia who are expats from Turkey and Australians who are here, is direct flights between Istanbul, Sydney, Melbourne. I think that'll be starting sometime towards the end of next year. So we'll be delivering the aircraft, hopefully, the first 1,000 next year. And then it'll take them some time just to get the routing sorted and go for it. But that will be a very big moment. I think we'll have a big celebration when that happens. Difference between 350, 900 and 1000. 1000 has got a longer fuselage, a bit stretched, slightly bigger fuel tanks, different engine, and that gives it the extra range that you need to make Australia safely. Will Turkish Airlines 1000 series will be different for normal 1000 series? Is there any differences or extra tanks? No, it's a standard 1000 aircraft. Okay. And you can do it fully. All the passengers in, you don't have to strip anything out. It's normal passenger flight, normal cargo, luggage, etc. It's a normal aircraft. We are on the civil exhibition, but I've got some questions for military side. Now, one of the hottest subjects in Turkey is Eurofighter. Yeah. As an Airbus, what is the situation for Turkey for Eurofighter? Airbus helps make the Eurofighter. We're probably the biggest partner of Eurofighter. But the Eurofighter group is split between British, Spanish, German, Italy. So, and the three different companies, Airbus, BA Systems and Leonardo. And the companies have a lead in each country. In this country, it's BA Systems from the UK that has the lead. So it's their responsibility to deal with the customer and get the contract and the aircraft in place. Having said that, Airbus is a big partner. Airbus is a big partner of Turkey. We very much support BA Systems and Leonardo in doing that. And of course, I think everybody's well aware there's been some problems with the export licenses from Europe. We believe that is now on the way to being resolved, and hopefully we will have Eurofighters here very quickly. My last question will be about the MRTT. Turkey is looking to replace tankers. Last year we have talked in IDEF exhibition, yeah. And you said maybe 330 Neos or other options should be given to the Turkey. Is there any demand from Turkey for the MRTT aircrafts? Yeah, there's a clear demand for 7 aircraft to replace the existing tanker fleet. It's the second priority of the Ministry of Defence for the Air Force after fighters. So fighters number one, tanker number two. Very, very constructive discussions. It's not easy. It's a complicated thing to figure out because you have new aircraft, you have used aircraft, you've got the engine choice that you're going to make. And so it's quite complicated to make the decision, but it's progressing very well. And I'd hope by the end of this year, we have a clear definition of what they want to buy, clear specification. We roughly know the price. Early next year, then we can sign a contract. Rolls-Royce son yıllarda Türkiye pazarında oldukça etkin ve özellikle Türk Hava Yolları'nın Airbus A350 siparişiyle birlikte Türkiye'de bazı adımlar, işbirlikleri artıyor. Görkem Kiriş aynı zamanda benim okul arkadaşım. O yüzden de çok uzun yıllardır kendisini tanıyoruz ve ben sormak istiyorum. Nasıl durum Rolls-Royce açısından Türkiye'de?
imzaları attınız. Önümüzdeki dönem içerisinde nasıl işbirlikler olacak? Rolls-Royce olarak Türkiye pazarına çok stratejik olarak çok önemli bir pazar olarak görüyoruz. Ve geçtiğimiz yıl Aralık ayında söylediğin üzere büyük bir ihale A350 alımı oldu. Airbus'la anlaşma imzalandı. Burada da Rolls-Royce XWB, T84 ve T97 motorlarımız bu uçaklara güç veriyor. Bu tabii ki çok büyük bir anlaşma. Dolayısıyla bizde Türkiye'ye bazı taahhütlerimiz var. Bu taahhütler kapsamında da Türk Hava Yolları başta olmak üzere endüstrideki diğer işbirliklerine bakacağız. Uzun vadeli görüyoruz biz Türkiye ile olan işbirliğimizi. Bu alanda neler yapabiliriz? Türk endüstrisinin kabiliyetlerini nasıl artırabiliriz? Bunlara yönelik uzun vadeli çalışmalar yürüteceğiz. Gelişme tabii buradan yeni bir işbirlikleri, bakım, parça üretimi, belki de başka alanlara uzayacak işbirlikleri olduğunu görüyoruz. Diğer taraflarla ilgili askeri açıdan son durumlar nelerdir? Böyle bir kısa konuşabileceğiniz nitelikler şeklinde de resmi bir bilgi alabilirsek sizden çok sevinirim. Tabii aslında Rolls-Royce'un sektörlerine bakacak olursanız nükleer, küçük modülür reaktörler, savunma alanında uçak, helikopter ve diğer hava platformlarındaki motorlar ve sivil havacılıktaki geniş gövde uçaklarının motorları. Tüm bu sektörler bizim Türkiye pazarında aktif. Dolayısıyla bizim için Türkiye çok stratejik bir market. Savunma alanında da bir takım çalışmalarımız var. Hem Savunma Sanayi Başkanlığımız hem Milli Savunma Bakanlığımızla görüşmelerimiz oluyor. Zaten hali hazırdaki mevcut filoyla çok güçlüyüz. Bildiğin üzere Atak helikopter platformlarında ve A400M uçağında, Özgün Gökbey helikopterinde hep bizim motorlarımız güç veriyor. Nükleer alanda da Enerji Bakanlığımızla çalışıyoruz. Sivil havacılıkta zaten Türk Hava Yolları çok büyüyen bir havayolu şirketi. Dolayısıyla biz bu pazarda olmaya devam edeceğiz ve işbirliklerimiz de artarak umut ediyorum devam edecek. BC Hürkuş Türk Havacılığı'nın efsane ismi. İlklerini saymaya başlasak herhalde sabaha kadar konuşuruz ama bugünkü İstanbul Air Show'da farklı bir konseptle değerli havacımız tanıtılıyor. Bahadır Bey yanımda. Bahadır Bey bize değerli sanatçımızın altyazı sesi olacak. Ama ben tabii sormak istiyorum. Şöyle bir dışarıdan bakınca görüntü itibarıyla Vecihi Bey'i inanılmaz andırıyor. Çok güzel bir makyaj yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Bugünkü fuarda bu yapılan performansın adı nedir deyip size sorar gibi yapıyorum. Bahadır Bey'e cevap veriyoruz. Önce bir düzeltme yapayım. Lütfen. Vecihi Bey'den efsane diye bahsedemezsiniz. Vecihi Bey gerçektir. O bir efsane değil. Efsane masal değil. Yaptıkları her şeyleriyle gerçektir. Her şeyiyle belgeli. Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuğu yazarken vesikalara dayalı olarak yazması gibi Vecihi Bey de yaptığı her şeyi kayıt altına almıştır. Belgesiyle, fotoğrafıyla kayıt altına almıştır. Şimdi bugün bizim burada canlandırmak istediğimiz şey Vecihi Hürkuş ve Vecihi Hürkuş'u bir canlı heykel formatında canlandırmak istedik. Tabii ki aramızdan ayrılalı çok yıllar oldu ama o her zaman bizim içimizde. Şimdi performans sanatçımızın da içimizde olduğu gibi. Performans sanatçısı olarak nasıl bir hazırlık yaptınız? Vecihi Hürkuş'u araştırdınız mı? Şöyle cevabını alalım. Vecihi Hürkuş'u araştırmadan onu canlandırmak mümkün değil. Tabii ki Vecihi Hürkuş'un gerek hayatıyla gerek bu program için hazırlanırken en azından 50-60 tane fotoğrafı üzerinden çalışıldı. Ve onun hareketleri, onun davranışları hatta onun düşünce sistemini tam olarak anlatabilmek için onun şapkasına da bir bakın. Kafatası orada, beyni gözüküyor. Yani beyni nasıl çalışıyor? Ben beynine hiç dikkat etmemişim. Yakın planda çarklar, beyin bir makina gibi. Kendisi de bir mühendis. Evet. Hem pilot hem mühendis. Evet. Çarklar çalışıyor ve elde de bir anahtardan gelen güç var. Güç var ve tıkır 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 sesleriyle beraber bir saat gibi kusursuz bir şekilde çalışan Türk Havacılığı'nın çok önemli bir ismi.